17 Ekim 2012 günlerden çarşamba, saatimiz 14.15'i gösteriyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi konferans salonunda toplanmış bulunuyoruz. İsmim Ferhat Deliktaş, öncelikle hoş geldiniz. Sonrasında hoş bulduk. Bu ekoyu bilerek verdiniz herhalde. Girmemem gereken bir alan mı var? Deneyelim mi? Çok tehlikeli geldi bana. Tamam, ben buralardan fazla uzakları ayrılmayayım. Başta çok güzel kendimi tanıtacağım ama bu başlangıçla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Erhan olsun, Şakir olsun, Tuğba olsun, hocalarımız olsun, üniversite yönetimi ve sizler. Burada çok ciddi bir emek söz konusu. Arka tarafa ses geliyor herhalde. Tamam, harika. Burada çok ciddi bir emek söz konusu. Yani sadece öğrencilerin çaba göstermesi yetmiyor maalesef. Bakın, biz İstanbul'da uçağa atladık, büyük bir keyifle, büyük bir zevkle Adana'ya geldik. Adana'dan da araçla buraya geldik. Gayet mutluyduk. Bu işler dediğim gibi sadece öğrencilerin çaba göstermesiyle olmuyor. Üniversite yönetiminin de, hocaların da öğrencilerin arkasında durup destek vermesi gerekiyor. Çünkü ben de aynı süreçlerden geçtim. Kuşkusuz Erhan'ın, Şakir'in ve diğer arkadaşlarımızın, ki bunlar ekip işidir. Ekip olmazsa bu tür organizasyonlar olmaz. Emekleri çok çok kıymetli. Ama ben burada yine üniversite yönetimine, bu öğrencilere vermiş oldukları destekten dolayı kocaman bir alkış almak istiyorum. Çok sağ olun. Bu gibi etkinliklerin kariyer hayatınızda size ne gibi faydaları olacak, ondan sık sık bahsediyor olacağım. Kısaca kendimi tanıtayım. Kendimi tanıtmamı istediler. Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezunum. Öğrencilik döneminde ben de bu kulüp işlerine girdim. Bu bir kulübün arkadaşlarımla birlikte yönettik. Birçok organizasyon yaptık, benzer organizasyonlar. Öyle oldu ki kendimi televizyon programlarında buldum. Okula girerken güvenlikler falan durduruyordu beni. Abi, televizyonda gördük seni, bir imza alabilir miyiz diye falan. Neyse, sonrasında bayağı bir coştuk derken yurt dışına gittim iki kez. Sonra kendi bir girişimde bulundum. Sonra Ankara Merkezli bir eğitim danışmanlık firmasının Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nde proje yöneticisi olarak çalıştım. Şu anda da Kariyer.net'in eğitim departmanında eğitim uzmanı olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 5 yıldır kişisel ve kurumsal değişim alanlarında eğitim ve seminerler veriyorum. Şimdi benim öğrencilik dönemlerimde de birçok uzman üniversiteye geliyordu. CV, mülakat teknikleriyle ilgili, çeşitli konularla ilgili eğitimler veriyordu. Ama bence Kariyer.net'in bu konuyla ilgili bilgi aktarıyor olması o seminerlerden çok çok daha değerli. Niye mi? Şundan dolayı, bizim şu anda 40 binin üzerinde aktif müşterimiz var. Bunların içerisinde Türkiye'nin en büyük holdinglerinden çok küçük KOBİ'lere kadar şirketler var. Biz bizzat onların işe alım departmanlarına gidiyoruz. Abi, sen eleman alırken bunlara dikkat edeceksin, şunları yapacaksın diyoruz ve onların işe alım yaparken nelere dikkat ettiklerini öğreniyoruz. Bununla birlikte bünyemizde her ay, yanlış hatırlamıyorsam Bahtiyar, 15-20 eğitim düzenliyoruz İK departmanlarına yönelik ve oradan almış olduğumuz bilgileri bugün size aktarıyor olacağız. Yani direkt firmalar neler istiyor, onların ağızlarından duyduğumuz şeyleri, onlara anlattığımız şeyleri size anlatıyor olacağız. Bizzat mülakat görüşmelerinin içerisinden de size burada örnekler aktarıyor olacağım. Dolayısıyla siz bu salondan çıktıktan sonra direkt iş hayatınızda, zaman zaman da sosyal hayatınızda kullanabileceğiniz bilgiler alıyor olacaksınız. Bir video seyrettireceğim arada. Beden dilinden de bahsediyor olacağım. Kendimizi nasıl ifade etmeliyiz? Sonunda da size bir kariyer formülü aktaracağım. Kariyer formülü. Genel olarak semineri özetleyen bir kariyer formülü aktaracağım. Nasıl? Evet, semineri başta herhalde gayet iyi özetledim, değil mi? Önemli. Tamam. Bu sırada çeşitli sürprizler de sizi bekliyor olacak. Olabildiğince de interaktif bir şekilde sunumu gerçekleştirmeye çalışacağız. Birlikte ilerleyelim. Etkili özgeçmiş oluşturma ve mülakat teknikleri dedik. Kendimden bahsettim. Şimdi semineri iki ana başlıkta toparlamak gerekirse bunlardan birincisi, o mülakata gitmeden önce mülakata kabul edilebilmek adına
o iş başvurusunu, o iş görüşmesini gerçekleştirebilmek adına neler yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunların üzerine konuşacağız. Bir de kendimizi nasıl tanıtabiliriz? Doğru tercihleri nasıl yapabiliriz? Bunlardan bahsediyor olacağız. İkinci bölümünde ise, yani başvuruyu yaptıktan, o görüşmeye kabul edildikten sonra görüşme esnasında bir adım daha ön plana nasıl çıkabiliriz? Kendimizi spot cümlelerle karşı tarafa daha iyi nasıl aktarabiliriz? Bunlar çok çok önemli. Onlardan bahsediyor olacağız. İki ana başlıkta toparlayabiliriz. Şimdi birinci bölüm zaten kısmen bildiğimiz bir bölüm, yani özgeçmiş oluşturma bölümü. Zaten şu anda karşınızda öyle bir sistem var ki size düşen tek şey istenilen bölümlere gerekli bilgileri girmek. Sonunda da zaten sistem gayet sistematik bir şekilde özgeçmişinizi oluşturuyor. Ama ikinci bölüm var. O özgeçmiş oluşturma bölümündeki püf noktaları konuşacağız. İkinci bölüm var. O işte sistem dışındaki olan bölüm. Yani o birebir görüşmede neler yapmamız gerekiyor bizzat bizim, onlardan bahsedeceğiz. Devam edelim. Şimdi biz kimiz? Biraz da kariyerlikten bahsedeyim. Hocam Efe hocam sağ olsun. Ondan sonra Erhan sağ olsun çok güzel bir şekilde anlattı bize, ama çok kısa kendimizden bahsedeyim. 1996 yılında kurulduk. Biz bir holding şirketiyiz. Aylep Holding bünyesinde faaliyet gösteriyoruz. 40 binin üzerinde üye işverenimiz var. 16 milyonun üzerinde de, bu sayılar her gün artıyor, kişinin bizim veri tabanımızda özgeçmişi var. 300'ün üzerinde çalışanımız var. Ben kariyerlikte ilk tanıştığımda çok şaşırmıştım. Bahtiyar bugün herhalde 340 küsür değil mi? Yani yıl sonunda 350'yi bulacak bu sayı. Yani kariyerlikte ilk tanıştığımda demiştim ki herhalde maksimum 50-60 kişilik bir ekiptir. Ama içeri girince çok daha devasa kurumsal bir kurumla karşılaştım. Adana'da da bu arada ofisimiz var. Takıldığınız noktalar olursa orayla da iletişime geçebilirsiniz. Online iş alanında çözüm ortağıyız. Peki neler yapıyoruz? Biz çok basit işverenlerle adayları buluşturuyoruz. Onları en kolay şekilde bir araya getiriyoruz ve o görüşmelerini kolaylaştıracak gayet profesyonel bir sistem sunuyoruz. Sizin görmüş olduğunuz sistemin dışında bir holdingin sabah girip akşama kadar tüm işe alım süreçlerini yönetebileceği farklı bir sistem daha var diğer tarafta. Çok daha kapsamlı orası. Orası da işverenlerin hizmetini sunuluyor. Bugün işte normalde adaylar orayı kesinlikle göremiyor. O işverenler sizi nasıl görüyor? Hangi sayfaları görüyor? Onları da görüyor olacağız. Yani işveren gözünden kendimize bakacağız bugün aynı zamanda. Osmaniye'nin nüfusu 295 bin. 195 bin. Bu toplamdır değil mi? Merkez değil. Şehir merkezi. Toplam 400'e yakın, 400 bine yakın. Bakın birlikte kariyer bugüne kadar kaç kişinin istihdam edilmesine aracı olmuş, katkı sağlamış birlikte görelim. 850 binin üzerinde kişinin istihdam edilmesine büyük bir katkı sağlamış. Bu tabii ki buzdağının üstünde şurada görünen kısım. Çünkü biz bu veriye nasıl ulaşıyoruz? Bunlar tamamen doğru verilerdir. Bizim analiz bölümümüz her ay güncel olarak verileri çeker, bize aktarır. İşverenler ilanları kapatırken derler ki abi evet ben bu ilanı kapatıyorum çünkü bununla ilgili adayı kariyer.net üzerinden buldum derse biz rakamları tespit edemiyoruz. Ama onları demeyen firmalar da var tabii. Onlar da o buzdağının alt kısmını oluşturuyor. Şimdi hazır olun, farkında olun, kendinizi tanıyın. Bu çok önemli. Bununla ilgili bir envanter aktarıyor olacağım size. Çünkü kişiler üniversiteyi bitirdikten sonra bir boşlukta kalıyorlar. Yani üniversiteye ilk başladığında öğrencilerde bir heyecan oluyor. Bir şekilde tam olarak üniversiteyi çözmeye çalışıyorlar. Üniversite bir adaptasyon süreci derken günler çok hızlı bir şekilde geçiyor. Acaba doğru bölümü mü seçtim? Sonrasında ne yapacağım derken üniversiteyi bitiriyorlar. Ve bitirdiklerinde ciddi bir hazırlık yapmadığı sağlar.
bir boşlukta kalıyorlar. Bu boşluk çok uzun olabiliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir zaman kaybı yaşanabiliyor. Bunun için özelliklerimizin farkında olup, üniversiteyi bitirmeden bunları tespit edip, ona göre kariyer hedeflerimizi belirleyip kendimizi hazırlamamız lazım. Nasıl mı? Abi ben işletme okuyorum. Acaba benim bölümümle ilgili eleman arayan, takım arkadaşı arayan şirketler neler arıyorlar? Gidin bir kariyerlite bakayım, gidin bir sitelerine bakayım deyip ne gibi şeyleri talep ettiğini öğrenip o doğrultuda kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Veya ben bilgisayar mühendisiyim. 3 aşağı 5 yukarı firmaların benden ne beklediği belli. Ama bunun dışında ne gibi şeyler talep ediyorlar? Bunları öğrenmeliyim ki üniversite bitirdikten sonra boşlukta kalmayayım. Ya şirketler diyorlar ki ya nereye başvursam abi en az bir yıl deneyim istiyor. Ya ben üniversiteyi yeni bitirdim. Nasıl olacak bu iş? İşte o zaman üniversiteyi bitirmeden önce o şirketler esnek olabiliyor. Yani 3 ay deneyimi varsa da adayları iş alabiliyorlar. Dolayısıyla üniversiteyi bitirmeden mutlaka bir yerde çalışıyor olmak, mutlaka bir yerde staj yapıyor olmak sonrası için çok büyük bir öneme sahip olacak. Dolayısıyla kariyerimizle ilgili beklentilere hazır olmamız gerekir. Bu arada birinci sınıfların ellerini görebilir miyim? Birinci sınıf. Tamamdır. İkiler. Tamam, harika. Üç. Süper. Dördüncü sınıf. Harika. Tamamdır. Hazırlık var mı? Yok mu hazırlık? Tamam. Tamam. Harika. Sanki arada beşler var mı? Yok. İlk mezunlarını verecek değil mi üniversite? Tamam. Harika. Harika. Şimdi bununla ilgili size bir envanter aktarıyor olacağım ama öncesinde bir SWOT analizi var. Şimdi özelliklerimizin farkında olup ona göre iş tercihi yapmamız çok önemli. Doğru bir kariyere sahip olmamız için. Bununla ilgili bir SWOT analizi var. Nedir SWOT analizi? Bakın bir grafik üstünde, bir doğrultu üzerinde bizim güçlü yönlerimizi, zayıf yönlerimizi, kariyerle ilgili fırsatlarımızı, tehditlerimizi tespit etmemizi kolaylaştıran bir analiz. Bakın nasıl yapıyoruz bunu? Her doğrultunun üzerine çeşitli başlıklar yazıyoruz. Güçlü yönlerim, zayıf yönlerim, fırsatlar ve tehditler. Benim güçlü yönlerim ne abi? Ben lider özelliğine sahibim veya iletişimim çok güçlü, takım çalışmasına çok yatkın birisiyim veya zayıf yönlerim ne? Ya ben çok planlı çalışamıyorum, stresli işleri kaldıramıyorum gibi. Fırsatlar neler? Önümde müthiş bir yurt dışı staj imkanı var. Ben bu stajı gerçekleştirirsem kariyerime çok iyi başlangıç yapabilirim. Tehditler neler? Rakiplerimin sayısı çok çok fazla. Yani aynı bölümden mezun olan öğrencilerin sayısı çok çok fazla. Benim aranabilen bir aday olmam için neler yapmam lazım? Bununla ilgili tespitleri yapmamızı kolaylaştıran bir analiz. Herkes sağındaki veya solundaki kişiyle ağlı beyli olarak eş olabilir mi acaba? Sağındaki ve solundaki kişiyle. Bir kişi ağ olsun, bir kişi be. Sağımızda veya solumuzda. Salonda kimse boşta kalmasın. Harika. Ağları görebilir miyim ağları? Tamam. Beyleri görebilir miyim? Harika. Şimdi bir uygulama yapacağız. Ama bu uygulamada olabildiğince sessiz olmak çok önemli. Çünkü sonrasında sizi bir sürpriz bekliyor. Uygulamanın hemen sonrasında bir sürpriz bekliyor. Şimdi A'lar B'lere güçlü ve zayıf yönlerini, A'lar B'lere güçlü ve zayıf yönlerini, B'ler de A'lara gördükleri fırsat ve tehditleri biraz sessizce aktarsın lütfen. Biraz vaktimiz var. A'lar B'lere güçlü ve zayıf yönlerini. Tamam herhalde. Evet, geldik işin önemli kısmına. Şimdi sizden paylaşımları alacağım.
Bir A acaba söyleyebilir mi? Güçlü ve zayıf yönleri neler? Bir A'dan dinleyebilir miyiz? Şöyle ayağı alabilir miyim sizi? Mikrofon var mı? Yok mu? Mikrofon var mı? Bir saniye var herhalde. Yoksa bile yüksek sesli söyleyebilir misin? Güçlü yönlerin neler? Tabii. Elif koca bıyık. Çok sağ ol Elif. Teşekkür ederim. İletişim kurmayı çok seviyorsun. Harika. İnsanlara yardımcı olmayı, onlara farkındalık kazandırmayı çok seviyorum. Güçlü yönleri bunlar diyorsun. Tamam. Eleştiri kısmına girmeyelim. Her an bir yerden yumurta terli fırlayabilir. Tamam. Zayıf yönlerin neler peki? Kendini çok güzel övdün çünkü. Zayıf yönlerin diyorum bir de. Evet. Bir cazgırlık var mı peki? Çok sağ ol. Elifciğim, bilgi adamdan online Excel eğitimi kazandın. Elif ve özgüveninden dolayı kocaman bir alkış verebilir miyim? Evet, bir de B'den sizi alalım. İsim? Ayağa kalkalım kocaman bir sesle. Mikrofon geliyor herhalde. Mikrofonsuz konuşmam dedi. Tabii ki. İsmim Hasan Can Alkanlı. Hasan, buyur dostum. Ben B grubundaydım dediğiniz gibi. Evet. Güçlü yönlerim, arkadaşlarımla iyi ilişkiler kurmuş olmam. Harika. Ayrıca onların yardımına koşuyor olmam. Onlarla beraber aynı ortamlarda bulunuyor olmam. Süper. Zayıf yönlerimden... Sosyal bir insanım diyorsun, evet, yardımlaşmayı çok seviyorum diyorsun. Aynı şekilde aynen. Bunun yanında yabancı dillere karşı bir sempatim var. İngilizce, Almanca gibi. Evet. Onları öğrenmek için... Peki sempati ne düzeyde? Biliyor musun, öğreniyor musun? Orta düzey diyelim. Tamam. Öğreniyorum şu anda. Harika. Meraklıktan dolayı. Meraklı bir insan. Harika. Çok sağ ol. Bu ülkenin meraklı insanlara çok önemi var. Ama tek başına meraklı değil tabii ki. Meraklı bir araştırmacı. Yani merak ettiği şeyleri araştıran ve sonuca varan insanlara gerçekten çok ihtiyacı var. Başka? Zayıf yönlerimden bahsedeyim isterseniz. Tabii. Şimdi dışa vurma olacak ama ders çalışmakta pek sevmiyorum açıkçası. O tartışılır, zayıf yön mü acaba? Ama iyileştirilmesi gerekir tabii ki. Başkalarının söylemiş olduğu eksik yönlerimi diyeyim. Eksik yönlerimi düşünerek, mantıklı ve mantık çerçevesinde tartarak gerekli önlemleri almak. Tabii biraz zorlanıyorsam da. Sen zayıf yönlerini söylerken de kendini yürüyorsun farkında olmadan. Şaka yapıyorum tabii ki. Evet. Zayıf yönlerim bununla beraber... Yani bazen çok çabuk sinirleniyor olmam. Bu bir zayıf yönse çok çabuk sinirleniyor tamam, olmam. Tamam, mesajı aldım ben. Çok sağ ol dostum, oturabilirsin. Kocaman bir alkış alabilir miyim? Sen de Bilgi Adam'dan online bir Excel eğitimi kazandın. Çok sağ ol katkı yaptığın için, çok teşekkür ederiz. Mikrofonu alabiliriz. Ara sıra konuşmaya dahil olması. Tamamdır. Çok olabilir miyim ya? Bu analizi evde tek başına kaldığınızda da yapabilirsiniz. Başkalarıyla da yapabilirsiniz. Yürürken ileriye doğru adımlar atarken kuşkusuz size bir yol gösterecektir, fayda sağlayacaktır. Devam edelim. Şimdi de bizim disk kişilik envanterimiz var. Bu da çok önemli. Bakın her harf bir şeyi anlatıyor. D, dominant. İ, iz bırakan, S, sadık, C harfi de ciddiyi anlatıyor.
Şimdi burada şöyle bir şey var. Firmalar işe alım yaparlarken aynı düzeye sahip adaylar arasında tercih yapmakta zorluk çekiyorlar. Veya diyorlar ki, ya abi biz bu pozisyonu bir şekilde kapatacağız. 10 tane eşit düzeyde aday var. Biz bunlar arasından hangisini seçmeliyiz? Veya yönetici pozisyonunda stratejik konuma birisini alacağız. Bu kişinin gerçekten yöneticilik ve liderlik özelliklerine, etkili iletişim özelliğine sahip olması gerekir. Planlı bir çalışan olması gerekir. Acaba bu özellikleri taşıyor mu diye bir test yaptırıyorlar. Bizdeki bu klinik psikologlar tarafından hazırlanan testin adı DISC, kişilik envanteri. Bunu girip siz de doldurabiliyorsunuz. Ben bir holdinge eğitim verirken holding bana şunu söyledi. Ferhat Bey, biz DISC kişilik envanterini doldurmamış adaylara beğenmiş olsak bile teklif yapmıyoruz. Bu bizim bir insan kaynakları prosedürümüz. Eğer aday cevaplamamışsa maalesef onunla çalışamıyoruz. Çünkü yetkinlikler kadar karakter de kişilik özellikleri de performansınız açısından çok çok önemli. Siz de girip sisteminize bu DISC kişilik envanterinizi cevaplayıp nerede olduğunuzu, ne gibi özelliklere sahip olduğunuzu, hatta ve hatta hangi meslek dalına ne kadar uygun olduğunuzu görebilirsiniz. Çok detaylı bir testtir. Cevaplamanızda fayda var. Şimdi özgeçmişte nelere dikkat etmeliyiz, nasıl fark yaratabiliriz? Onların üzerine birlikte konuşalım. Özgeçmiş kısa ve öz olmalı. Hayat hikayesi anlatılmamalı. Şu ana kadar 250 firmaya birebir eğitim vermişimdir. İnsan kaynakları departmanına. Yani paylaşımda bulunmuşuzdur. Ve hepsinin şöyle bir yaklaşımı var. İki sayfadan fazla olan özgeçmişi incelemiyorlar. Yani diyorlar ki bir insan, bir aday iki sayfada kendini gayet iyi bir şekilde özetleyebilir. Dolayısıyla özgeçmiş kısa ve öz olmalı. Bilgilerinizle dolu olmalı. Ya ben staj yaptım. Bizim bir aile bakkalımız var. Doğru da çalışmıştım ama ya çok önemli değil. Onu yazmayın dememek lazım. Bir iş tecrübeniz varsa diye bir yerde bir şeyler öğrendiyseniz, pazarda bile çalıştıysanız onu mutlaka yazın dedim. Ben mesela pazarda kadın giyim üzerinde çalışmıştım. Lise dönemlerinde etek satmıştım. Bazıları bunu diyor ki, duyunca diyorlar ki, vay, kadın giyim üzerinde çalışmış diye düşünüyorlar. Ben de diyorum ki yani kadın giyim üzerine ama biz böyle lastikli, buzi gibi etekler yani üst yaşa hitap eden giyim üzerine çalışıyorduk. Mesela özgeçmişimde yazar tabii firma ismi ve yaptırmış yazıyor. Dolayısıyla sizin de belirtmenizde fayda var. Çünkü hayatta hiç ummadığımız yerlerde çok değerli şeyler öğrenebiliyoruz. Güncel olmalı. Bakın bu çok önemli. Şimdi aday firmalar sizin özgeçmişlerinizi incelediklerinde sizleri başvuru tarihinizle birlikte özgeçmişinizin güncel tarihiyle görüntülüyorlar. Yani 500 tane aday var firmanın karşısında. 50 aday aynı gün başvurmuş. Bunların arasındaki sıralama özgeçmiş güncelleme tarihine göre yapılıyor. Sizin özgeçmişiniz ne kadar güncelse o kadar üst sıralarda firmalar sizi görüyorlar. Dolayısıyla özgeçmişlerinizi düzenli olarak güncellemek çok çok önemli. Her gün bile girip güncelleyebilirsiniz. Büyük fayda var. İletişim bilgileri. Yeni çıkan yasa gereği artık açık adresiniz zaten firmalar tarafından görüntülenemiyor. Ama firmaların sizinle iletişime geçmesi için mutlaka telefon ve mail adresinizi bununla birlikte nerede yaşıyorsunuz, hangi ilçede yaşıyorsunuz bunları da belirtmeniz lazım. İstanbul'da bu bilgi firmalar için çok önemli. Çünkü mesela Bahtiyar, nerede oturuyordun dostum sen? Avrupa yakası. Bu dizi ismi gibi oldu yani semt olarak. Zeytinburnu. Tamam harika. Şimdi Bahtiyar Zeytinburnu'nda oturuyor. Bizim şirketimiz Kariyer.net Ümraniye'de. Ben Maltepe'de oturuyorum. Bahtiyar geçen 2 gün önce herhalde 2 saatte gelmişti değil mi şirkete? 2 saatte gelmişti. Gecikmişti aynı zamanda. Ben yarım saatte gitmiştim şirkete. Şimdi firmalar İstanbul'da bu ülke gibi olduğu için çok çok önemli. Kendi yakasında çalışmış adaylara
Yani yaşayan adaylara öncelik veriyorlar. Dolayısıyla hangi ilçede yaşadığınızı da belirtmekte büyük fayda var. Osmaniye'de okuyorsunuz. Şu an Osmaniye adresinizi girdiniz. Bir de çalışmak istediğinizle ilgili bir bölüm var. Çalışmak istediğiniz il bilgisine, eğer İstanbul'da çalışmak istiyorsanız, Ankara'da çalışmak istiyorsanız, Adana'da çalışmak istiyorsanız veya farklı bir yerde yaşayıp Osmaniye'de çalışmak istiyorsanız mutlaka o il bilgisini girmeniz gerekir. Uygun bir mail adresi girmek lazım. Tabii böyle çok değişik mail adresler olabiliyor. Birlikte görelim. Mesela Polat'ın fedaisi, mutsuz kalp, serseri gönlüm gibi mail adresleri olabiliyor. Tabii firmalar daha sizinle görüşmeden mail adresinizden hemen sizinle ilgili düşüncelere sahip oluyorlar. Polat'ın fedaisi, abi biz bu adam alırsak bu bizi keser ya diye yaklaşabiliyorlar. Dolayısıyla öyle serseri gönlüm, bu adam çok şık sevdi. Bizim de çalışanlarımızın %70'i kadın, biz bu adayı almayalım diyebiliyorlar. Dolayısıyla düzgün bir mail adresi girmekte fayda var. Örneğin şu şekilde isim, soyisim. Arada nokta olabilir, tire işareti olabilir gibi. Yani şu da olmasın tabii ki. Hani bazıları rakam giriyorlar, o da olabilir ama hani 1903, 1905, 1907 gibi hani renginizi belli eder bilgileri de girmemekte fayda var. Fotoğraf seçimi. Bakın Amerika'da ben fotoğrafa aslında hani biraz farklı bakıyorum. Mesela Amerika'da bir üniversitenin bile başvuru kabul sürecinde adaydan fotoğraf istemesi suç olabiliyor. Yani aday üniversitenin kötü niyetli olduğunu düşünüyorsa üniversiteye şikayet edip tazminat alabiliyor. İş yerleri zaten bunu isteyebiliyor. Çünkü biz bazen insanların resimlerine, görüntülerine bakıp onlarla ilgili bilgi edinmeye çalışırken ön yargı sahibi olabiliyoruz. Ön yargı edinebiliyoruz. Dolayısıyla orada yasak ama burada henüz değil. Ve firmalar fotoğrafı olan adaylara öncelik veriyorlar. Fotoğrafların da çok çok düzgün olması gerekiyor. Çünkü sizin ilk yüzünüz fotoğrafınız. İlk mesajı firma oradan alıyor. Dolayısıyla düzgün bir fotoğraf olması lazım. Mesela şöyle. Şöyle. Veya böyle. Fotoğraflar. Kalem üstünde ok atarken çekilen arkadaşlarımız var falan. Dolayısıyla düzgün profesyonel bir resim olmasında fayda var. Mesela şöyle. Düzgün bir kıyafetle çekilmiş bir resim olabilir. Bakın eğitim bilgileriniz sondan başa doğru yazılmalı. Eğitim bilgileriniz sondan başa doğru yazılmalı. Tecrübe alanı yine sondan başa yazılmalı. Mutlaka nerede çalıştınız, hangi pozisyonda ve o pozisyonda ne işler yaptınız? Yani içeriği ne? Bunları da yazmakta büyük fayda var. Bakın yabancı dil. Bu konu biraz sıkıntılı bir konu. Türkiye'de yabancı dil firmaların %30'u tarafından aranılıyor. Orada değerlendirmeyi yapmak lazım. Bizde genellikle şöyle bir yaklaşım var. Ortaysa iyi, iyiyse ileri, ileriyse süper yazıyor arkadaşlar. Görüşmeye gidince firma diyor ki, beyefendi, hanımefendi, çok sağ olun, buraya kadar gayet güzel gitmişti. İngilizceyi de çok iyi biliyor musunuz? Hadi biraz da İngilizce döktürelim, biraz da İngilizce konuşalım diyorlar. Sonra aday öksürmeye başlıyor. Öğrenince de İngilizce mi falan diye. Dolayısıyla bilmiyorsanız burada dürüst olmak çok çok önemli. Ama şu da var, yani pozisyon değerlendirmesini yapabilirsiniz. Bazı firmalar, ben bir şeye gittim, Avrupa yakasında bir spor firmasına gittim. İK departmanıyla görüşüyorum. Dediler, Ferhat Bey, ya biz aday bulmakta çok zorlanıyoruz. Ya ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız? İşte pozisyonun içeriğini öğrendim. Ne gibi özellikler arıyorlar? Ne gibi beklentileri var? Aday ne yapacak o pozisyonda? Bunları öğrendim. Yapacağı iş şu. Reyon'da, küçümsemiyorum, kesinlikle çok değerli bir iş. Reyon'da gelen müşterilere yardımcı olacak, ürünlerle ilgili bilgiler verecek. Dedim ki, beyefendi, ilanı İngilizce çıkmışsınız. Yani bu aday, buraya gelenlerin turist oranı %3, %5. O zaman İngilizce çok önemli değil. Dolayısıyla dedim, o zaman siz lütfen bu ilanınızı Türkçe'ye çevirin ve İngilizce seviyesini düşürün. Yani pozisyona bakarak da, şirketin hangi alanda faaliyet gösterdiğine bakarak da dil bilginizi firmaya o şekilde yansıtabilirsiniz.
Eğitimler, sertifikalar, bu katıldığınız seminerler, eğitimler, bunların hepsi sizi bir adım öneye taşır. Ya ne kadar önemli ki bir eğitim, bir sertifika. Bazen öyle oluyor ki, bazen değil genellikle oluyor. Sizin gibi bir sürü aday oluyor. Siz, benim eğitimim var, benim sertifikam var. Ben Avrupa Birliği Kulübü'nde etkinlik yaptım. Ben insanlara yardımcı oldum. Gittim otistik çocuklara baktım. Gittim bir fidan gittim deyip çok daha farklı bir yerde olabiliyorsunuz. Çünkü bunların hepsi insanlara bir şey öğretiyor. Dolayısıyla katılmakta ve hepsini düzgün bir şekilde belirtmekte size kuşkusuz yarar var. Hobiler alanı. Mesela ben bisiklet sürüyorum. Geçenlerde şöyle 40 kilometrelik bir tura çıktım. Maltepe'den Yalova'ya geçtim. Tabii feribot da kullandım, arada deniz var. Yani bir hobiniz varsa, bir ata biniyorsanız, ne bileyim, çiçeklerle ilgileniyorsanız, bir şey yapıyorsanız lütfen bunu da belirtin. Bu da size anlatan, bu da sizin başvurunuza katkı sağlayan bir bilgi. Referans alanı. Çalıştığınız bir iş yerinden olabilir, bir çok yaşayın, yaşayın. Bir staj yaptığınız bir yerden olabilir, okuduğunuz mesela burada çok kıymetli hocalarınız var. Çok da güzel bir diyalog var. Bu beni çok mutlu etti. Onları referans gösterebilirsiniz. Onlara bir mektup gider. Siz referans gösterdiğinizde onlar bir referans yazısı yazarlar. Yazdıklarında siz özgeçmişinizde şunu görürsünüz. Referansınız sizinle ilgili yazı yazdı. Ama yazının içeriğini görmezsiniz. Objektif bir değerlendirme olması adına bunu sadece firmalar görür. Ne zaman ki kariyerle çalışmaya başlarsınız ki öyle bir şey olursa, ancak o zaman benim gibi sizinle ilgili neler yazılmış okuyabilirsiniz. Ben mesela girdim, benimle ilgili referanslarım, yani insan gözü kayıyor. Hani çünkü sistemi görüyorsunuz, kendi özgeçmişinizi de firmalara anlatmak adına görüyorsunuz. Öyle bir durum olduğunda ancak görebilirsiniz. Onun dışında sadece firmalar görüyor. Bazıları halaoğlunu, dayıoğlunu referans gösteriyor. Yani referans gösteriyor, bir de adamı adam gibi eğitmiyor. Yani insan alır karşısına, bak halaoğlu, dayıoğlu, şunu diyeceksin, bunu diyeceksin der değil mi, anlatır. Referans yazdın diyor, benim arıyor, ben onun dayısının olayım, alasın. Çok komik şeyler ortaya çıkabiliyor. Gerçekten, gerçekten size anlatabilecek, sizinle ilgili bilgi sahibi kişidir buraya yazmanız da bir fayda var. Zaten firmalar buna ihtiyaç duyuyorsa mutlaka sizden ister. Hanımefendi, beyefendi, biz sizinle çalışmayı düşünüyoruz ama bir referansınızı görüşmek istiyoruz diyorlar. Ön yazı, ön yazı bir selamlama gibidir. Kısa ve öz olmalı. Merhaba sayın yetkili, şu pozisyona başvurdum. Görüşmemizin olumlu sonuçlamasını diler, çalışmanızda kolaylıklar dilerim gibi. Kısa, öz bir selamlama yazmakta büyük fayda var. Neden mi? Bu sizin özgeçmişinizin incelenme oranını etkiliyor. Ondan da bahsedeceğiz. Bakın, firmalar %70 oranında bu bilgiler farklı bilgiler değildir. Direkt bizim analizle ilgili departmanımızın sistemden çektiği güncel bilgiler. %70 oranında hocam, firmalar diyor ki biz resmi olan adayları inceliyoruz. %67 oranında diyorlar ki bu aday bir ön yazı yazması da biz o adayı inceliyoruz. Çünkü arada farklılıklar oluyor. Özgeçmişler farklı bir şekilde görüntüleniyor. Onları da görüyoruz. Yani görüşmeye giderken kıyafetinizin gayet düzgün olması, özgeçmişinizdeki metinlerin hatasız düzgün bir şekilde yazılıyor olması, bunların hepsi size fayda sağlar. Şimdi işe alım yaparken İK departmandaki kişiler nelere dikkat ediyor? Bunları buraya kadar özgeçmişle ilgili anlattık. Bundan sonra mülakatla ilgili de önemli bilgiler aktarıyor olacağız. Ama dedik ki, ya bizim bir İK direktörümüz var, hatır sayılır da bir çalışan sayımız var. Acaba İK direktörümüz nelere bakıyor? Bizzat onun ağzından bunu anlatalım dedik ve size bir video hazırladık. Eda Hanım, İK departmanımızın direktörü, onun videosunu birlikte izleyelim. Açayım şimdi. Merhaba arkadaşlar, ismim Eda Özler. Kariyerimde insan kaynakları direktörü olarak görev yapıyorum. Eminim toplantının bu aşamasına kadar bir özgeçmiş hazırlarken nelere dikkat etmeniz gerektiği hususunda gereken bilgilere sahip olmuşsunuz. Benim sizinle paylaşmak istediğim ise bir İK'cı olarak elinize bir özgeçmiş geçtiğinde nelere dikkat ettiniz? Ben her özgeçmişi elime aldığımda
3 tane soruma cevap arıyorum. Birincisi, neden başvurmuş bu adam? Hem bizim şirketimize hem de bu pozisyona. İkincisi, hangi özelliklere sahip? Hem teknik hem de kişisel yetkinlikler olarak. Üçüncüsü de, bu işle hangi özellikleriyle örtüştüğünü düşünüyor. Bu sorularıma cevap alırsam ön değerlendirmeye başlıyorum. Eğer siz de bir ön yazıyla özellikle amacınızı, hayatta ne yapmak istediğinizi ifade ediyorsanız, kısa bir özgeçmişle bir sayfayı geçmeyen, net, anlaşılır, temiz bir Türkçe ile yazılmış veya İngilizce ile bir İK'cının eline geçtiğinde sizinle ilgili teknik bilgiye sahip olmasa da ona gereken açıklamaları, gereken ifadeleri verebildiğiniz bir özgeçmiş yeterli olacaktır. Sizler gibi kariyerine ilk adım atanlar, hayata ilk adım atanlar için bu sürecin iyi başlaması gerçekten çok önemli. Onun için gerçekleri, sizinle ilgili doğruları ve işle ilgili yetkinliklerinizi, işi ne kadar istediğinize dair başarma arzunuzu ifade edebilmeniz gerçekten çok önemli. Onun için lütfen özgeçmişlerinizde bu kuralları aklınızdan çıkarmadan hazırlayın. Sonsuz başarılar diliyorum hepinize. Tamamdır, harika. Eda Hanım'ı da dinlemiş olduk. Peki firmalar adayları nasıl görüyor? Bakın birlikte görelim. Bakın karşılarında şimdi siz başvurduklarında bir sürü başvuru var. Şimdi salonda örneğin burada yaklaşık 500 kişi var. Şimdi 500 kişiyi tek tek incelemesi çok zor firmanın. Dolayısıyla aralarında bir filtreleme yapıyor. Diyor ki kadın olanları getir diyor. Kadın olanları görebilir miyim? Harika. Şimdi burada 200 kişi var. Efendime söyleyeyim. Sigara kullanmayan, bayan arkadaşlarımızdan sigara kullanmayanları görebilir miyim? Sayı arttı gibi sanki. Ben biraz önce çekilmiştim, şimdi kaldırayım. Olay iyi yere gidiyor diyenler oldu herhalde. Çok sağ olun. İşte Osmaniye'de yaşayan, bakın böyle çeşit teker teker kriterlere giriyorlar. Şu üniversiteden mezun. Bu arada üniversiteye çok çok az önem veriliyor. Mesela ben Şakir'e baktığımda, Erhan'a baktığımda, sizlere baktığımda şunu diyebilirim. Burada sosyal, gerçekten eli toprağa değmiş bir şekilde ayrılırsanız, o çok büyük üniversitelerden, okuyanlardan daha öte olabilirsiniz. Çünkü artık olay çok daha farklılaştı. Bir şirketin satış departmanında ODTÜ'den mezun arkadaşlar var. Gaziantep'te bir üniversiteden mezun arkadaş da var. İkisi de aynı maaş alıyor ama Gaziantep'teki arkadaş daha sosyal, daha aktif, iletişimi daha güçlü olduğu için daha çok satış yapıyor. Dolayısıyla daha çok prim alıyor, daha çok kazanıyor ve daha hızlı kariyer adımlarını atıyor. Dolayısıyla tamam nerede okuduğunuz önemli ama neler yaptığınız çok çok daha önemli. Dolayısıyla bu kulübün içerisinde, bu veya benzeri kulüplerin içerisinde mutlaka olun derim. Bakın hatta şunu söyleyeyim. O son katıldığım mülakatlarda birçok farklı üniversiteden arkadaşlar vardı. Şimdi bizim elimizde çeşitli kriterler var. Yetkinlik kriterleri. Bedenlerini iyi kullandı. İletişimi iyi. İşte arkadaşlarına böyle çeşitli kriterler var. Stresini yönetebiliyor. Planlı çalışabilir gibi başlıklarımız var. Aralarında şey yok. Özgeçmişte var ama bizim değerlendirme kriterlerimizin, yani onların hepsi ön değerlendirmeden geçmiş. Hangi üniversitede okudu diye bir şey yok. Ama o arkadaş Osmaniye Üniversitesi'nde bir kulüpte aktif bir şekilde rol aldıysa o mülakatta kendisini çok iyi ifade ediyor. Dolayısıyla direkt bizim o kriterlerimizden geçermiş oluyor. Bu çok önemli. Mutlaka bir yerlerde bir şeyler yapın derim. Çok güzel bir üniversite var. Önünüz de açık. Size çok büyük fayda sağlayacaktır. Bakın bununla birlikte böyle bir liste çıkıyor karşılarına.
resmi olmayan adaylar bakın bu şekilde gözüküyor. Dolayısıyla direkt resimleri inceliyorlar. Bakın burada da adaylarla ilgili çeşitli ikonlar var. Örneğin soru sorduysa size firma, bazı ilanlara başladığınızda soru çıkar. Cevaplarınızı burada görür firmalar. Bakın bununla birlikte şurada mor kutucuk var. O firmanın 20 tane ilanı var. 20 ilanından kaç tanesine başvuru yapmışsınız? Ama sadece o firmayla ilgili bir bilgidir bu. Başka firmalara yaptığınız başvuruları görmezler. Onu görürler. Bir de burada şu an göremiyoruz. Bunlar bizim eklediğimiz bilgiler. Adayın ön yazısı varsa burada bir kutucuk daha çıkar. Der ki bu adayın ön yazısı var. Dolayısıyla firmalar direkt ön yazılarını adayları inceleyerek özgeçmişlerine bakarlar. Bakın bu yanlış bir özgeçmiş. Bilgiler eksik doldurulmuş. Resim çok profesyonel bir resim değil. Bakın burada da yine özgeçmişin devamı. Stajyer demiş ama nerede yapmış? Ayrıntıları ne? Bunları girmemiş. Bakın bu da farklı. Kendisini anlatan bir hayvanın resmini koymuş. Bakın iletişim bilgileri, çalışma durumu, tecrübeye bakın eksik hep eksik bilgiler. Dolayısıyla bunlar veya bakın şöyle bir metin yazıyorlar. Bin dallı dikiş makinesinde 4 yıl sekreter olarak çalıştım. Fakat fabrika kapanınca ayrıldım. En son falan filan diye devam ediyor. Bu da biraz açıkçası yanlış bir metin oluyor. Kariyer.net'te bunları nasıl doğru yapabilirsiniz? Örnek dokümanlar var. Onların üzerinden de gidebilirsiniz. Bir de bizim staj.kariyer.net diye bir bölümümüz var. Orada da firmalar ücretsiz bir şekilde ilanlarını yayınlıyorlar. Çok güzel staj imkanlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bakın örnek güzel bir özgeçmiş. Bakın bu şekilde. Doldurduğunuzda sistem zaten düzenliyor. Kariyer.net özgeçmişinizin olmasında büyük bir fayda var. Çünkü sadece firmalar sizin yaptığınız başvurular üzerinden gitmiyorlar. Aynı zamanda veri tabanından da arama yapıyorlar. Yani başvurmamış adayların arasında abi ben Osmaniye'de bir yatırım yapacağım. Şu özellikleri taşıyan adayları getir deyip veri tabanımızdaki uygun adayları çekebiliyorlar. Dolayısıyla o bulunmasında fayda var. Bakın bir de CloudScore diye bir site var. Sizin sosyal paylaşım sitelerindeki performansınızı ölçüyor bu. Ne kadar aktifsiniz, ne kadar sosyal bir diyalog halindesiniz. Bunu da bazı firmalar inceleyebiliyor. Gelin buraya bir bakın derim. Ne durumdasınız onları görün derim. Mülakat aşaması. Evet geldik mülakat aşamasına. Şimdi burada, burası artık işin daha stratejik bir bölümü. Burada bazı şeyleri çok iyi yapmamız lazım. Ama öncesinde şununla başlayalım. Herkesi bir ayağa alalım. Herkesi bir ayağa alalım. Herkes sağında veya solunda, önünde veya arkasında minimum 7 kişiyle kocaman bir gülümsemeyle tokalaşabilir mi acaba? Minimum 7 kişiyle. Kocaman bir gülümseme. Çok sağ olun. Gidelim mi diyen bir arkadaşımız vardı. Sen mi demiştin hani? Seni şöyle bir saniye alabilir miyiz? Bir alkış alalım. Dostum koşarak gel. Obama gibi seçime sanki seçim konuşması yapacakmışsın gibi. Koşarak. Kollarını da sıvazla şöyle. Şaka tabii. Hoş geldin. Nasılsın? İsim neydi? Cihat Özbez. Tamam. Arkadaş ben deşifre etmek için çıktım. Çıkışta kendisini yakalayabilirsiniz. Çıkalım mı diye arada tam kaçıyordu ben yakaladım. Cihat'cığım dostum çok sağ ol buraya geldin. Şimdi seninle birkaç uygulama yapacağız. Ve birlikte Cihat'ın burada duygularını alacağız. Bakın bu tokalaşmayı niye yaptım? Siz birileriyle karşılaştığınızda daha ilk andan itibaren karşınızdaki kişi sizinle ilgili mesajlar almaya başlar. Bu direkt tokalaşmanızla doğru orantılıdır. İlk temas tokalaşmadır. Gözlerdir, mimiklerdir, yüzlerdir. Bakın örneğin ben Cihat'la tokalaşıyorum. Siz biraz önce tanıdığınız veya tanımadığınız kişilerle ilgili izlenimlere sahip oldunuz.
tanımıyorsanız abi çok karizmatik adammış, arkamda oturuyormuş, hiç de fark etmemişim ya diye onunla ilgili bir izlenime sahip oldunuz. Ya ne kadar sert acaba Polat'ın fedaisi dedikleri kişi bu mu diye de izlenimler almış olabilirsiniz. Şimdi biz Cihat'ta birkaç uygulama yapacağız. Mesela tabii birlikte değerlendireceğiz. Merhaba Cihat Bey. Nasılsınız? Nasıl hissettin kendini Cihat? Olmadı. Diyor ki kendimi diyor estağfurullah biz dostuz küçük hissettim diyor. Şimdi bunun adı literatürde birçok ismi vardır ama öp babanın elini diye adlandırılır. Şimdi bunu İsrail'in liderler çok yapar. Karşı tarafın bilinçaltına direkt otorite mesajı, ben senden üstünüm abi mesajını gönderirsiniz. Şimdi karşınızdaki kişi bu şekilde tokalaşıyorsa siz onun otoriter ve dominant olduğu ile ilgili mesajlar alırsınız. Dolayısıyla yaklaşımınızı ona göre belirleyebilirsiniz. Bu kişiler karşısında çok ezilmemek lazım, çok kibar olmamak lazım çünkü görüşme çok etkisiz geçebilir. Güçlü bir şekilde sert olmadan iletişim kurmak lazım. Aynı zamanda biz böyle tokalaşırsak bundan da kaçınmalıyız. Çünkü karşı tarafa olumsuz bir izlenim veriyoruz. Mesela yine Cihat'la tokalaşalım. Yani diğer eline konuşacaksın. Diğer eline al mikrofonu. Bakın ben. Merhaba Cihat. Bakın. Parmağının ucundan tutuyorum. Bu da şu demektir. Bu da şu demektir. Çenem çok yukarıdaysa benden bir tane, senden çok var. Mesajını verir karşı tarafa. Dolayısıyla bununla çok sık karşılaşıyoruz. Yani kişiler şu parmak ucundan tutarak tokalaşıyorlar. Bu karşı tarafa maalesef kendimizi çok beğendiğimizle ilgili mesajlar veriyor. Veya şunu yapıyorsak, bunun bir farklı şekli de vardır. Tokalaşırken başımızı öne eğiyorsak, bu da özgüven eksikliğiyle ilgili bir mesajdır. İlk yapalım Can. Ne haber Can? Nasılsın? Kurban bayramı yaklaştı. Sanki koç alacakmışım Cihat'tan gibi. Kurban pazarlığı yaparmış gibi tokalaşabiliyorlar. Beni şaşırtan bir şey var. Yani cinsiyete girmek istemiyorum ama yani bayan adaylar sizleri tabii ki tenzih ediyorum. Ama iş hayatında ya elimi bir sıkıyorlar, bilek buradan kırılmaya başlıyor. Çatır çatır şu omuza doğru ilerliyor. Bu da çok doğru bir mesaj karşı tarafa verdi. Dolayısıyla karşı taraf o profesyonelliği, o içtenliği, o doğallığı anlatabilmek adına gayet düzgün bir şekilde, güler yüzlü bir şekilde tokalaşmak en iyisi olacaktı, değil mi? Evet cevap alabilir miyim? Evet. Bravo. Cihat'cığım çok sağ ol. Cihat sen de bir online Excel eğitimi kazandın. Artık gitmezsin herhalde diyelim. Buradasın. Tamam. Cihat'a tekrar bir alkış alabilir miyim? Tokalaşma ilk temas dedik ama bundan sonra da yapılacak şeyler var. Oraya geçmeden önce mülakat yöntemleriyle ilgili kısa bölümler var. Gittiğinizde abi bu ne dememeniz için kısaca bahsedelim. Bakın, grup mülakatı şudur. Sizin gibi birçok aday vardır. Birden fazla da İK uzmanı vardır, insan kaynakları uzmanı vardır. Size bir hikaye verilir. Bakın bir hikaye örneğini paylaşacağım sizinle. Şirketlerin yaptığı bir hikaye örneği. Diyorlar ki, bir öğrenci kulübüsünüz, bir üniversite gezisi düzenleyeceksiniz. Üniversite yönetimi sizden, malumunuz bu işler genellikle duygusal olur, çok pahalı olmayan, öğrencileri çok yormayacak, hijyenli, öğrencilerin eğlenebileceği bir tatil gerçekleştirmenizi istiyor. Önümüzde 4 tane seçenek var. Bunlardan hangisini niçin tercih edersiniz? Lütfen anlatın diye ilk önce okuyup sonra tartışmanızı istiyorlar. Siz 5-10 kişilik bir grup içerisinde tartışma yapıyorsunuz. Dışarıdan sizi gözlemliyorlar. Abi bu adam çok güzel konuşuyor, vurgulamalı, tonlamalı, insanlara saygı gösteriyor ve mantıklı konuşuyor diye notlar alıyorlar. Diğeri de ya abi bu adam neredeyse hiç konuşmadı. İletişime kapalı, asosyal bir kişiliğe sahip diyebiliyorlar. Bu birinci grup mülakatı, sonrasında da beğendikleri adayla ikinci mülakatı gerçekleştirip iş alımı gerçekleştiriyorlar. Bununla çok sık karşılaşırsınız. İkincisi ise heyet mülakatı. Burada birden fazla İK uzmanı veya yönetici vardır. Bir tane aday vardır. Birden fazla kişi adaya soru sorarlar. Değerlendirmelerini paylaşıp bu jürilerde olduğu gibi bir sonuca varırlar. Bakın bir de stres mülakatı vardır. Bu en
sinir bozucu mülakatlardan bir tanesidir. Şöyledir, mülakata giderseniz birden fazla genellikle İK'a uzman olur. Size sinirinizi bozacak sorular sorarlar. Çünkü niye böyle yaptınız? Tam cevap vereceksiniz, bitireceksiniz, tak bir soru daha. Tak bir soru daha, böyle daha konuşmanızı bitirmeden sizi sinirlendirebilecek sorular. Cihat gibi ben gidiyorum abi diyenler olabilir tabii de. Sakin olup profesyonelliği korumakta büyük fayda var. Çünkü onlar diyorlar ki bu iş abi bankacılık, bu iş şu, bu iş bu, stresli bir iş. Acaba bu aday bu stresi kaldırabilecek mi diye bunu ölçmeye çalışıyorlar. Bu mülakata girdiğinizde de bu bilinçle girerseniz çok daha rahat olursunuz. Dedikten sonra kıyafet çok önemli dedik. Yani yırtık bir pantolonla görüşmeye gitmemek lazım. Saçların çok farklı olmaması lazım. Mesela gençliği anlatan renk kırmızıdır. Kırmızı rengini kıyafetlerinizde kullanabilirsiniz. Spor araba deyin aklınıza direkt kırmızı gelir. Kan akışını hızlandırır. Gece kulüplerinde, fast food zincirlerinde görürsünüz. İştah açar. Gençliği anlatan bir renk olduğu için kullanabilirsiniz. Beyaz renk. Gelinler giyer, değil mi? Kefen beyazdır. Sünnet olanlar giyer. Beyaz dürüstlüğü, temizliği anlatır. Beyazın üzerine kırmızı giyilebilecek bir renktir. Lacivert. Mesela burada koltuklar lacivert. Güzel bir seçim. Çok profesyonel bir renktir. İş hayatının vazgeçilmez bir rengidir. Siyasilerin bu üç rengi çok yoğun kullandıklarını görebilirsiniz. Siz de bunları kullanabilirsiniz. Bakın, görüşmeye gideceğiniz firma hakkında bilgi toplayın ama burada daha stratejik olanı ne biliyor musunuz? Ben daha önce gerçekleştirdiğim mülakat görüşmelerinde bunu yaptım. Abi gideceğim firmayla ilgili tamam bilgi tanıdım ama, topladım ama dedim ki isim neydi? Evet. Mithat dostumla görüşeceğim ben dedim. Mithat'ın ismini, soy ismini öğrendim. Girdim abi. Görüşeceğim kişinin Facebook profili varsa LinkedIn, varsa farklı bir yerlere baktım. Resimlerine ulaştım. Nereli, hangi okullarda o şey yapmış, nelerden hoşlanıyor bunları öğrendim. Görüşmeye gidince şöyle bir şey oldu. Kadın 35-40 yıllık hukukçu, hani hükümet gibi kadın derler ya, öyle bir şeydi. Görüşmeye gittik, çok ciddi, sertti. 10 dakika sonra ben dedi artık dedi soru sormayı bırakıyorum, çok açık bir şekilde sohbet edelim dedi. Gülüşerek görüşmeyi gerçekleştirdik ve olumlu sonuçlandı. Dolayısıyla daha önceki görüşeceğiniz kişiyle ilgili bilgileri toplamak onunla karşılaştığında şöyle bir duygu oluşturur. Abi biz 10 yıldır dostuz, 10 yıldır tanışıyoruz gibi bir his olur, heyecanınızı düşürür, özgüveninizi arttırır. Çok çok önemli, ince, basit bir şeydir, formüldür. Sizi direkt ön plana taşır. Karşınızdaki kişi bile şaşırır. Şaşırır. Bakın, mülakata gelmeyeceksiniz, mutlaka haber verin. Bununla ilgili bir parantez, mülakata gelmeyen adayların hakkında firmalar kalıcı bilgiler ekleyebiliyorlar özgeçmişe. Yani siz bir mülakata gitmediniz, tam resim çekerken fark etmişsinizdir, şöyle bir poz verdik. Mülakata gitmiyorsanız firma sizin hakkınızda bir kalıcı bilgi ekler ve bir daha başvuru yaptığınızda firmanın karşısına mazeretsiz mülakata gitmedi diye bilgiyle çıkarsınız. Bunu bir dost olarak söylüyorum. Dolayısıyla bunun yaşanmaması için öncesinde bu ayıp değil. Sizin profesyonelliğini gösteririz. Çünkü biz insanız, insani nedenlerimiz olabilir. Alo hanımefendi, beyefendi, sizinle bugün görüşecektik ama kusura bakmayın çok ani bir işim çıktı. Eğer sizin için de uygunsa farklı bir zaman için planlama yapabilir miyiz deyip mutlaka haber vermek lazım. Çünkü o kişiler de bize göre planlama yapıyorlar. Bu da önemli bir nokta. Nedenleri tokalaşmadan bahsettik. İkinci bir kısım var burada. Bu da eller ve kollar açık konu. Eller ve kollar açık. Kimler böyle çok sık konuşur? Siyasiler değil mi? Harika. Bazen mesela Zeki Müren'in de böyle bir sahneye girişi vardı değil mi? Şöyle bir sahneye girer, selamlama yapar. Niye? Bu samimiyeti anlatır, dürüstlüğü anlatır, sevgiyi anlatır. Benim bir yeğenim vardı. Ben karşısına geçtim, eğildim ve kollarımı açtım. Koştu bana sarıldı. Dedim ki, niye sarıldın bana dedi. Bana sarıl dedin dedi. Dedim ki, ben sana sarıl demedim ki dedi. Dedi gitti. Şimdi çocuğa ben sarıl demedim ama ellerimi açınca o samimiyeti, o içtenliği o aldı. Siz, bakın, ellerimiz bizim odak noktamızı gösterir.
Ben şimdi konuşma yaparken şöyle yapayım, şöyle. Herkesin dikkati biraz sonra oraya kayar. Eller odak noktasını gösterir. Dolayısıyla eller açık bir şekilde konuşuyor olmak, samimiyetimizi, içtenliğimizi karşı tarafa çok iyi bir şekilde anlatır. Kullanmakta büyük fayda var. Ya ben ellerim açık, birden nasıl konuşacağım, nasıl yapacağım bunu diyebilirsiniz. Freud'un ebeveyn duruşu vardır. Bakın hiçbir şey yapamıyorsanız ellerinizi şu şekilde tutup yavaş yavaş şöyle açarak konuşabilirsiniz. Araba kullanmak gibidir. Zamanla her şey otomatikleşir. Çok iyi bir şekilde kullanırsınız. Ama bakın bunları anlatırken şu şekilde dinlemenizi rica ediyorum. Abi ben bunları alayım. Ben bunları alayım. Ben ilk başta böyle kullanıyordum. Alayım. Şöyle böyle kullanayım. Bir kızla tanışacağım zaman açayım ellerimi. Merhaba. Ferhat ben diye konuşmaya başlayayım. İletişim dediğimiz şey, orada birçok tanımlamalar var, alıcı, verici vesaire. Ama iletişim dediğimiz şey aslında doğallıktır, içtenliktir. Siz doğal olursanız, içten olursanız karşı taraf bunu hisseder. Ama için içerisinde birazcık, bakın birazcık yapaylık olursa karşı taraf bunu yine hisseder. Ve araya o görünmeyen duvarlar girer. Beden dilini bilmekte büyük fayda var. Bilmekte büyük fayda var. Biz bir şeyleri söylerken, bakın, bazen konuşuruz. Her zaman ağzımızdan kelimeler çıkmaz. Ama ağzımız kapansa bile beden dilimiz asla susmaz. Kafiyeli olur değil mi? Bir alkış alabilir miyim kendime? Bazen çıkıyor yani, bazen çıkıyor. Ben de kendimi tutamıyorum. Dolayısıyla o... Yani kendimizi daha doğru anlatabilmek adına kullanalım. Yoksa yapaylaşmıyorum. Bununla ilgili aramızda evli olanlar var mı? Evlenecek olanlar var mı? Herkes şöyle. Bakın size çok tutuyor. Herkes çok dikkatli bir şekilde burayı dinlesin. Amerika'da en mutlu 100 çiftle en mutsuz 100 çiftin arasında araştırma yapıyorlar. Abi bunları birbirinden ayıran en önemli nokta ne diyorlar? Aradaki bakın en temel fark şu, ben bunları bazı yerde anlattım da şey diyorlar, abi ben eve gideyim, bizzat uygulayacağım bunu diyorlar. Şimdi en mutlu yüz çift birbirine en çok dokunan yüz çift. En mutsuz yüz çift ise birbirine en az dokunan yüz çift. Mesela Japonlar çok duygusal bir millettir ama intihar oranı çok yüksektir. Çünkü o dokunma çok azdır Japonlarla. Çok az temas halindedirler. Dolayısıyla eller iletişimde çok çok önemli. Şimdi burada tabii farklı noktalardan bahsedeceğiz ama tamam. Benim iş kazan böyle pointini kaybedin diyorum. Devam edelim. Şimdi ilgi bakışı. Bakın siz birisiyle konuşurken başınızı hafif yana eğdiğinizde onun ilgiyle dinlediğinizle ilgili mesaj verirsin. Dostum ismin neydi? Ali. Sen Ali beni en baştan beri böyle dinliyor. Çok sağ ol. Şu baş hafif yana eğik ben diyorum ki abi Ali beni ilgiyle dinliyor. Siz görüşmelerde başınızı hafif yana eğdiğinizde karşıdaki kişinin konuşmasının arttığını görürsünüz. Mülakat görüşmelerinde adaylar %20 oranda işverenler %20 oranda konuşurlar. Dolayısıyla onları konuşturmak pozisyonla ilgili bilgi almanızı da sağlar. Başınızı dikleştirdiğiniz an konuşma sürelerinin azaldığını görürsünüz. İlgili dinliyor olmak, o arka plandaki seslerle öyle mi diye vurgular yapıyor olmak çok çok önemli. Sıkça sorular sorular vardır. Neden bizi tercih ettiniz? Güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir? Neden sizi alalım gibi sorular vardır. Bunları birçok yerde bulabilirsiniz. Üzerinde çalışmakta fayda var ama kesin sorulan bir soru var. Kesin, kesin. Yani mutlaka sorulan bir soru var. Nedir o? Neden siz? Onun dışında çok sağ olun. Teşekkür ederim. 5 yıl sonra. Bunları onları geçirin. Çok sağ ol. Kıymetli bir katkı. Kesin sorulan başka bir soru var. Maaş diyen ayağı alabilir miyim? Maaş diyen. Kocaman bir alkış alabilir miyim? Dostum gür bir sesle ismini söyleyebilir misin? Aynen oğlum. Yatırım şudur. Yetkinliklerim ve becerilerim şunlardır. Hiç şüphe yok ki şu alanlarda size
müthiş bir katkı yapacağım gibi çok böyle abartılı olmayan mütevazı bir konuşma yapıp arkasından yani önünü doldurup arkasından ücret beklentisi söylememizde de fayda var dedikten sonra sizin sorularınız yılda kaç defa zam alacağım, günlük yemek ücretim ne gibi sorular sormak yerine bunlar çünkü genellikle standarttır. Sizin talebinize göre değişmez. Yılda genellikle bir kere zam olur. Yemek fiyatları da bellidir. 6 TL ile 12 TL arasında bazı firmalarda 15-20 TL'ye kadar çıkabilir. Günlük yemek ücreti verilir. Bunları sormak yerine net olmayan konular sorulabilir. En kilit soru şu. Görüşmeden çıktım. Abi beni acaba arayacaklar mı diye düşünmek yerine beyefendi, hanımefendi ben çok memnun oldum. Çok güzel bir görüşmeydi. Bundan sonraki süreçte nasıl ilerleyebilirim? Siz mi beni ararsınız? Ben mi sizi arayayım? Ne zaman arayayım? Deyip bunun takibini yapıyor olmak, bilgi alıyor olmak sonraki adımlarımızı belirlemek adına çok önemli. Biz sizi arayacağız. Belli olmaz. Çok yoğunuz gibi cümleler duyuyorsanız dersiniz ki abi ben farklı görüşmelere de odaklanıyorum. Beyefendi biz sizi mutlaka 2-3 gün içinde arayacağız. Aramazsak lütfen siz bizi arayın. Unutmayalım diyorlarsa o zaman oraya odaklanmakta fayda var. Hem de merak etmemiş oluruz. Bu önemli bir sorudur. Bunları sormakta fayda var. Şimdi size bir kariyer formülünden bahsediyor olacağım dedim. Bunu bizzat ben oluşturdum. Benim oluşturduğum bir formül. Daha doğrusu bizim yani arkadaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz bir formül. Bakın şimdi başarılı bir kariyere sahip olmanız için sizde olmazsa olmaz. Yani mutlaka olması gereken özellikler var. Bunlardan birincisi dürüstlüktür. Ya benim becerilerimde biraz eksiklik var yetkinliklerimde aldığım eğitimlerde. Çok önemli bir dostum. Çok önemli. Hepsi gelişebilir, hepsi gelişebilir. Ama dürüstlük biraz eksik oldu mu? Yani o paketin ağzı açılmışsa biz o ürünü alamıyoruz. Dolayısıyla dürüstlük %100 oldu. O dürüstlüğü karşı taraf hissetmeli. Bir de sizin gerçekten başarılı olabileceğinizle ilgili karşı taraf o güveni duyabilmeli. Mülakatta şunu görüyorum. Arkadaşlara kendinizi tanıtır mısınız diye soru soruluyor. Arkadaşlar sanki daha önce kendileriyle ilgili hiç düşünmemişler gibi bir duruma düşünüyorlar. Ben kimdim ya? Nereden gelmiştim? Diye düşünüyorlar ve o an çat pat kendilerini tanıtmaya başlıyorlar. Halbuki herkesin kendisini anlatabileceği 3-5 tane spot çok güzel cümleler olmalı. Ben gerçekten enerji dolu bir insanım. Hiçbir zaman motivasyonu yerlere düşmez. Motivasyonu biraz düşündüğümde kendimi mutlaka motive ederim. Takım çalışmasına çok yatkınım diye kendisinin kişinin çok iyi anlatması lazım. O özgüven tam olmalı. Ve size bu işi gerçekten yapabilir misiniz? Ya bilmiyorum, emin değilim yerine. Ya ben yapacağımı inanıyorum. Bununla ilgili umudunu kaybetmediği bir film var. Orada bir mülakat sahnesi vardır. İzlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Harika bir filmdir. Bir de Patch Adams diye bir film var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Dolayısıyla o özgüveninde tam olması lazım. Bir de bilgi yeteneği. Bilgi aldığınız yerde burası. Çok değerli hocalar, çok değerli paylaşımlarda bulunuyorlar. Size çeşitli konferanslarda, kulüplerde, tartışma toplantılarında bu bilgi düzeyinizi arttırabilirsiniz. Bir de yetenek işi var burada. Yani yeteneklerinizin bilincinde olup ona doğru bir seçim, o doğrultuda bir seçim yapmakta, o doğrultuda başvuru yapmakta çok büyük önem var. Bununla birlikte bir şey daha olması lazım ki günümüzde olmazsa olmaz. İstediğiniz zaman kısa vadeli iş başvurularınıza ulaşmanızı veya iş verenlerin size ulaşmasını sağlayacak her zaman yanınızda olması gereken bir dost olması lazım. O da tabii ki kariyerle. Bununla birlikte güzel bir kariyer beraberinde geliyor olacaktır. Salonda yaklaşık kaç kişi vardır? Erhan'cığım. Kulüp başkanısın ama o katkı yaptığın için sana da bir eğitim şey yapıyoruz. Yani torpil geçmiyoruz. Cevap verdiğin için sana da bir eğitim hediye ediyoruz. 600 kişi var. Yaklaşık 1 saattir konuşuyoruz değil mi? 600 çarpı 1, 600 saat harcadık. Ben isterim ki bu 600 saatin bir meyveleri olsun. Yani buradan çıktığınızda gerçekten almış olduğunuz bilgilerin faydalı olabileceğinizi düşünüyorsanız bunu iş ve sosyal hayatınıza mutlaka uygulayın. Gelişim bununla birlikte geliyor olacaktır. Beni dinlediğiniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bana, bize, bakın burada Kariyer.net'in
Kariyer Kampüs dediği bir bloğu var. Bununla birlikte Facebook'ta bir sayfamız var. Twitter'da var. Buralardan bize her zaman ulaşabilirsiniz. Benim de Facebook adresim ve bloğumun adresi burada yer alıyor. Bana da her zaman ulaşıp sorularınızı yöneltebilirsiniz. Sizinle tanışmaktan çok memnun olduk. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Öncelikle söyledik konusunda Sayın Ferhat Bey'den özür dileyerek değerli misafirimize teşekkür plaketlerini sunmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yardımcı Doçent Doktor Sayın Bülent Özü sahneye davet ediyorum. Hocam sizi çok kısa bekleteceğim ama arkadaşlarımla önemli bir bilgi aktaracağım. Şimdi burada müthiş bir katkı, müthiş bir paylaşım var. Bunun en güzel somut göstergesi de hatıra maliyetinde olan sertifikalar, belgeler. Anladığım kadarıyla orada bir eksiklik olmuş herhalde. Biz bu akşam uçakta döner dönmez, hatta şimdi birazdan telefonlar eksik olan sertifikaları kargolatacağız. Onları da en kısa sürede arkadaşlar sizden temin edebilirler. Değil mi? Sizin iletişime geçebilirler. Tamam. Çok sağ olun. Buyurun. Nasıl? İsim olacak, yazılacak değil mi herkesin? Kariyer Net'in verdiğine dair bir sertifika olacak, isminiz de yazılır öyle. Çok sağ olun. Hocam çok sağ olun. Ben çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Öyle bir poz verelim. Dökenler mi gibi? Dökenler mi gibi?
Ölen